Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. BIST 100'ün genel görünümünü paylaşmak istiyorum. BIST 100 güçlü duruşunu sürdürüyor. Önemli direnç noktalarını denedi. 1080 bölgesinde tam şu dipte piyasanın dönüş yapacağını ifade ettikten sonra hiçbir stop olmadan bakın şu trend içerisinde hareketine devam ediyor. Ki bu tip hareketlerde dün de çektiğim videoda söylemiştim. Stop olmayı gerektirecek bir durum yok. Trend ve fiyatları izlemek en önemli şeydir dedik. 20 şu hatırlarsanız önceki videolarda saatlik EMA'nın 21 EMA'nın yukarıya doğru evrileceğini ifade etmiştik. Burada hedef bölgesi olarak işte dün belirttiğimiz ki ben şu kısımda da fiyatların yorgunluk belirtisi içerisinde olduğunu söyledikten sonra bir düşüş meydana gelmiş. Bu bölgede de alım vermiş ve rakamsal hedef noktası olarak da 1140 bölgesini işaret etmiştik. Niye bu bölgeyi işaret ettik? Onu beni izleyen arkadaşlar bilirler. 30 dakikalıklarda çizdiğim grafiklerini hatırlarsanız bakın oradan gelen yukarıdan gelen bir düşen trend var. Düşen trend bakın şu bölgeden gelen düşen trend tam oradan geçiyor ve bunu çizen arkadaşlar, trendi çizen arkadaşlar yanılmadılar diye tahmin ediyorum. En azından %1'lik bir kar realizasyonuna kapılmamış oldular. Yani gün içi trade eden arkadaşlar trade noktalarının neresi olduğunu bence bu trendlerden yakaladılar diye bekliyorum ki gap'li de açmıştı zaten. Ama bu bölge çok güçlü bir direnç pozisyondaydı. Şimdi o bölge tekrar denenecek. Denenmesi muhtemel bölgelerden bir tanesi. Benim daha önceden belirttiğim hedef noktasının şu yükselen hat itibariyle 1160 noktası şu bölge olduğunu ifade ettik. Ama bu bölgelerin kar realizasyonu için risk taşıdığını söyledik. Yalnız stop olmayı gerektirecek bir durum var mı derseniz her zaman söylediğim gibi trend kırılmadıkça fiyatlar izlenir, fiyat yönlü de hareket edilir. Ne zamanki trendler kırıldığında oyundan çıkılır diyelim. Şimdi stop noktaları çok aşağılarda maliyet yapılınca tabii çok ciddi bir rahatlık oluyor. Yani 1080 bölgesinde grafikte al veren bir endeks. Bakın 1140 bölgesine kadar geldi. %6'lık bir primlenme, maliyet azaltması söz konusu oldu. Şu bölgeye işaret ettiğim bölge, bakın şurası bu bölge. Bu bölge kar realizasyonları ile karşılaşmanın muhtemel olduğu bölge. Ki benim mayınlı bölge dediğim, dikkatli olunması gerektiğini söylediğim bölge de bu. Bizim endeksimiz güçlü. Ana düzeltmesini de yaptı diye düşünüyorum. Ancak işte aşağılarda bırakılan işlem görmemiş hızlı atak yapılan bölgeler henüz istenilen gücü oluşturduğunu, destek sağladığını düşünmüyorum. Ama şu hareketin sonuna kadar izlenmesi gerektiğini, 1180'e kadar gidebilecek bir hareketle karşılaşmanın muhtemel olabileceğini ifade edeyim. Ama yine de tekrar söylüyorum, fiyat takibi izlenir, trend kırıldığında gereken yapılmalıdır, stop belirlenmelidir diye belirteyim. Dünya piyasalarında görülen bir yorgunluk elbette ki bizim piyasamızı da olumsuz etkileyecektir. Yani ben 1140 bölgesinin dün de işaret ettiğim bölgenin ciddi bir direnç olduğunu ifade ettim. Ama bu bölge aşılmayacak bir bölge değil. İlk etapta kar realizasyonun gelmesi son derece normal. Şu trend içerisinde kalındığı sürece fiyat takibi esas. Dünya piyasalarındaki durum bence bizim endeksin de belirleyicisi olacak. Bugün sadece işte %1 civarında bir artı söz konusu. Özellikle S&P, bakın Dow Jones dünkü ciddi priminden sonra S&P 3350'lerden 48'lerden 3390 seviyelerine kadar gitmişti. Bugün ise bakın kırmızı, vadelileri kırmızı. Yani bir yorgunluk görülüyor, zikzak ve yatay hat görülüyor. Fiyatlar yukarı gitse de S&P'nin risk barındırdığı ve yapının zayıf olduğunu ifade ettim. Dolayısıyla biz taşıyabildiğimiz kadar taşıyacağız. Ondan sonraki durumda fiyatların yakından izlenmesi gerektiğini tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Fiyatların yönü bizim yatırım anlayışımızı da beraberinde getirecektir. Düşen hat itibariyle bakın şu hat tam oradan geri döndük. Yani bu kısım oldukça dikkat edilmesi gereken bir bölge. Henüz yorgunluk yok. Trendin içerisinde ve üst bantta hareket ediyor. Gün içerisindeki düzeltmelerle devam ediyor. Eğer ki bu piyasa yataya saracak olursa ya da kamu oluşumu benzer oluşumlar yapacak olursa bakın şöyle sert düzeltmelere görecek olursak o zaman bizim yapısal analizimiz farklılaşabilir. Ama şu anda trend içerisinde hareketini devam ettirmiş olması güçlü duruşu anlamında olumlu olarak değerlendiriyorum. Ayrıca hedef bölge itibariyle hatırlarsanız şu kısımda oluşan omuz baş omuz ters omuz baş omuz formasyonunun 116 bölgesi olduğunu 114 ve 116 bölgesi olduğunu ifade etmiştik ki o bölgede şu anda görüldü. İkinci bir analiz yapma ihtiyacı doğduğunda bakın şöyle bir analiz yapmak mümkün. Yaklaşık 980 bölgesinden
980 bölgesinden 1120 bölgesine kadar gelen bir atak söz konusu oldu. Bu atağın ikinci hamlesini işte yaklaşık oransal olarak 1180 bölgesine kadar taşınabilecek bir hareketi beraberinde getirebileceği ifade edilebilir. Onu da yine belirteyim ama trend takibi esas 30 dakikalıklarda özellikle trendlerin çalıştığını, bakın şu bölgenin özellikle ana direnç noktasının şu bölge geçildikten sonraki geçilirse bu bölge olduğu, hedef bölgenin yani 1160 bölgesi olduğu, bakın zamansal olarak, şu anki zamansal olarak söylüyorum, 1160 bölgesi olduğu, ama bu bölge geçilemezse o zaman trend desteğine kadar çekileceği, eğer ki kırılması halinde bu bölgenin bir risk barındıracak şekilde, bakın şu kısma, yani 1130 bölgesine doğru bir geri çekilmeyle karşılaşılabileceği ve orada eğer öyle bir durum olursa yeni bir yapılanma içerisinde hareket edebileceği, buranın kırılması durumunda ise daha alt nokta olan kepe, o zaman tabii ki o zaman yükselen trend kırılmış oluyor. Kısa vadede yükselen trend kırılmış oluyor ve alt bölgelere kadar gelebilecek olan bir atağı beraberinde getirebilir. Bu ikazı da yaptıktan sonra şu an için stop olmaya gerektirecek bir durum olmadığı, fiyatların trend içerisinde hareket ettiği ve gayet güçlü ve pozitif olduğu söylenebilir. Ancak tabii ki güçlü piyasaların dalgalı hareket ettiği unutulmamalı. Uygun yerlerden kar realizasyonu yapmakta zaman zaman fayda olduğu ve uygun yerlerden de piyasanın içerisinde yer almak yatırım tavsiyesi olmadan yarar sağlayabileceğini ifade edebilirim. Saatliklerde, benim için saatlik biliyorsunuz ama çok önemli. Burada neyi takip ederiz derseniz, birincisi takip edeceğimiz nokta trend takibidir. Düzgün çizilmiş bir trend hattı içerisinde sabah bakın yine trend desteğinden döndü. Trend desteği de yaklaşık 1122 noktası. Şu anda biraz daha yukarıda kaldı. 1125 noktasını stop, kısa vadede birinci derecede stop noktası belirlemek kaydıyla ikinci stop noktası 1117 noktası, yani şuradaki süper trendin olduğu bölge stop noktası olarak belirlenip fiyat takibi yapılması yarar sağlayabilir. Yatırım tavsiyesi olmadan onu belirteyim. Ama bu bölge kırılacak olursa muhakkak stop olunması gerektiğini de yine ifade etmek lazım. Çünkü fiyatların aşağılarda görülme kısmının, yani o pin dediğimiz kısmın süreç içerisinde belki bir ay dediğimiz işte geçmiş hareketlerinde 8 hafta, 10 hafta o pinin denenmediği durumlar da olmuştur. Yani aylarca süren 2-3 ay yukarılarda kalan fiyat hareketlerinin görüldüğü de olmuştur. Kısa vadeli birkaç gün içerisinde pinlerin denendiği, yine işte 2 haftalık yani 7-8 gün işlem günlük fiyat hareketlerinin o pinin denendiği geçmiş hareketinde yaklaşık 12 gün sonra denenmişti. Dolayısıyla bunlarla karşılaşmamızın da mümkün olabileceği, günlük baktığımızda bakın pin bölgesi şu bölge altta kaldı ve işte ciddi bir fiyat dönüşü mahiyetinde bir dönüş oldu. Ama bu o bölgenin görülmeyeceği, tekrar görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Şu bölgenin şuradaki yapılanmaya benzer bir yapılanma içerisinde olunacağı, bir süre yatay hareketlerin görülebileceği ifade edilebilir. Eğer ki bir yorgunluk görülecek olursa, şu an için bir yorgunluk yok endekste. Yorgunluğun ilk emaresi trendin altına desteğini vurması, üstte de yeni zirveler yapmaması. Ama hedef bölgesi olarak 110'a, şu anki hedef bölgesi olarak 1160-1180 bölgesi olarak düşünülebilir. Özellikle 1160 bölgesi, 1140 geçilmek kaydıyla tabii, onu da şart olarak koşalım. 1160 bölgesi ciddi bir, hakikaten çok ciddi bir mayınlı bölge diye ifade ettiğimiz bölge. Ki biz bu bölgeyi bakın ta 980 bölgesinden, yani 1000 bölgesinden ifade ettik. Hedef bölgesinin 1114, 1140 olduğu ve 1140 bölgesinin ciddi bir risk taşıdığıyla alakalı. Dolayısıyla kar realizasyonlarında ilk etapta şurada uyardığımız, yani 1120 noktasında uyardığımız realizasyondan sonra geri çekilme ve pinden yeni bir atak, son derece makul mantıklı bir atak. Bakın şu bölgeye ilişkin bir atak. Burada fiyat hareketlerinin yakından izlenmesi gerektiği, bir süre piyasaların önümüzdeki hafta için en azından söyleyeyim, yatay bir piyasayla karşılaşmamız, dikey piyasa yerine yatay piyasayla, zikzaklı bir piyasayla karşılaşmamızı, daha çok senet bazlı, tahta bazlı hareketlerin görülmesinin muhtemel olacağını ifade edeyim. Ama dünyada piyasalarında işler yolunda giderse şu bölgeye kadar gelebilecek bir atak makul ve mantıklı olarak değerlendirilebilir. Ondan sonraki süreçte ise şu bölge hakikaten daha önce de söylediğim gibi geri dönüşlerde, yani şu trend kırılımı durumunda nerelere hedef olurun soru işareti olarak aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bu oyun içerisinde kalmamızı engel bir durum değil. Yani yatırım ne zamanki destek bölgeleri kırılır, yani süper trendler, az önce bahsettiğim süper trendler kırılır, hedef bölgeleri o zaman, yani aşağı hedef bölgeleri o zaman gündeme gelir. Dolayısıyla yükselen bir piyasada yukarı hedefler verilir. Ve şu anda şöyle bir daha geniş bazlı bir trend çizecek olursak, ana hedef noktasını, bakın şu kısım
1180 bölgesi olduğu açık ve net olarak ifade edilebilir. Yine de aşağılardaki 1125 noktasını kısa vadeli stop, yukarıda da 1140 noktasını geçilmesi halinde hızlanan bir hareketi görmemiz muhtemel diye belirteyim. Gün içi arkadaşlar yorumu kısaca böyle yatırım tavsiyesi olmadan bu paylaştıklarım dediğim gibi eğitim amaçlıdır. Asla yatırım tavsiyesi içermez. Yine akşam fırsat bulduğunda kaotik ortam olan piyasaların gelecek ilişkin öngörüleriyle alakalı 6. videoyu, 6. eğitim çalışmasını çekeceğim. Onda da tarihsel analiz yöntemine değineceğim ki ondan sonraki süreçte çok işinize yarayabilecek önemli bir eğitim serisini başlatacağım. O eğitim serisinde ana konu hisse senetlerinin hareketlerinden yükselen bir hisse nasıl yakalanır? Hangi hareketler bize yükselecek hisseyle ilgili ipucu verir? Bunda başarı nasıl sağlanır? Eğitim serisini hazırlayacağım. O eğitim serisini mutlaka hepsini dikkatlice izlemeniz, hatta not almanızı isteyeceğim. Ki bana da böylece hisse senedi tahta sormayacak. Kendi hisse senetleriniz ya da incelediğiniz endeksteki işte 400 hisse senedinin hangi hareketleri yaptığından siz yola çıkarak hissenin gelecekten alakalı fiyat hareketlerini tahmin etme şansınız olacak. Böylece hiç kimseye ihtiyacınız olmadan yatırımı doğru tahtada yapmış olacaksınız diye söyleyeyim. Temel noktaları özellikle değineceğim. Günlük fiyat hareketlerinden, saatlik fiyat hareketlerinden yola çıkarak fiyata yükselecek olan senedi şıpşak yakalamış olacaksınız diye tahmin ediyorum. Ama konuya hakim olduktan sonra onu da şimdiden duyurusunu yapayım. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.